isimlerine hoş geldiniz. Konuğumuz Sayın Doktor Astrolog Şenay Tevi'yi sahneye davet ediyorum. Evet, hepiniz hoş geldiniz. 110 yılın en önemli ay tutulması gerçekleşti. Pek çoğunuz medyadan, televizyondan eminim biliyorsunuzdur. Astroloji aslında ben de sizlerle, gençlerle bir arada olduğum için çok mutluyum. Astroloji sizlerin kafasında nedir desem, tek bir cevapla ne söylersiniz bana? Önce bunu duymak isterim sizlerden. Çünkü ben büyük alim Ali Kuşçu'nun, yani Fatih Sultan Mehmet Han Gazi'nin İstanbul'u fethinde ona rehberlik eden, gökyüzünü okuyan Ali Kuşçu'nun birinci dereceden torunuyum. Bir birim olarak da eminim ki pek çoğunuz astrolojiyi sadece burçlardan ibaret, gazete köşelerinde okuyup o günün enerjileriyle ilgili size bir şekilde popüler kültür yapması gibi gösterilen bir algının olduğuna inanıyorum ki bu tamamen böyle değil. Ama sizlerden de duymak istiyorum açıkçası. Astroloji dediğim zaman aklınıza gelen ilk şey ne? Kim cevap vermek ister? Buyurun. Burçlar. İşte koskoca gökyüzünü 12 burçtan ibaret zannediyoruz. Ben biraz size Türk kültürü ve Türk İslam kültürü benim uzmanlık alanım. Ben Vedik felsefe üzerine doktoramı yaptım. Ve Amerika'daki Kepler Kolej'de öğretim üyesiyim. Astrolojinin annesi astronomidir. Matematik olmadan, astronomi olmadan astrolojik değerlendirmelerde bulunulması mümkün değildir. Bizler 12 burç, 12 tip insan olsaydı milyarlarca insan var yeryüzünde. Koç burcunda doğmuş, Bakırköy'de doğmuş bir çocuk da Şişli'de doğmuş, aynı saatlerde doğmuş bir çocuğun doğum haritası birbirinin aynı değil. Neden? Çünkü doğduğumuz anda enlem ve boylamlar, dereceler, parmak izi gibi kişinin bambaşka bir doğum haritasına sahip olmasını sağlıyor. Sizler de, pek çoğunuz tabii pandemi döngüsüyle birlikte dünya genelinde de, ülkemizde de astroloji daha bilinir, daha önemli ve aslında tarih boyunca olan önemini yeniden kazanmaya başladığı günlerde. Burçlarınızı okurken şunu hiç unutmayın. Tek yumurta ikizlerinin bile doğum haritaları, fizik bedenleri aynı olmasına rağmen birbirinin aynı değildir. Tekrar söylüyorum, parmak izi gibidir her birimizin doğum haritası. Bir burcun ilk 10 gününde mi doğdunuz, ikinci 10 gününde mi doğdunuz, üçüncü 10 gününde mi doğdunuz? Lütfen astrodeha.com benim internet sitem, makaleler bölümünden girip gökyüzü enerjilerini daha iyi kavrayabilmek, burcunuzu, karakterinizi geliştirmeniz gereken alanları öğrenebilmek için bunu mutlaka okuyun. Çünkü Koç burcunun ilk 10 gününde doğduysanız Mars özellikleriniz baskındır. İkinci 10 gününde doğduğunuzda Jüpiter özellikleri baskınken, üçüncü 10 gününde doğduğunuzda bir aslanın özellikleri ve güneşin yansıması olur. Yani şimdi şunu iyi algılamamız lazım ki tek yumurta ikizlerinin bile doğum haritaları birbirinden farklılık gösteriyorsa ben Koç burcuyum, teraziyle anlaşamıyorum diyemeyiz. Güneş burcumuz doğum anında doğum haritamızın kalbidir. Bizim ilk eylemlerimiz, karakteristik özelliklerimizi ortaya koyar. Yükselen burcumuzsa fiziksel özelliklerimiz, insanlar üzerinde bıraktığımız ilk izlenim, sağlığımızla ilişkili konuları ortaya koyar. Yine nasıl ki doğduğunuz gün bugün 17 Mayıs'ta doğanlar Boğa burcunun ikinci dekanı altında doğmuş demektir. Birbirinden farklıysa ilk 10, ikinci 10, üçüncü 10 günü doğum günümüzde bir de ay yerleşimi var. Ay da kadın ve erkeğin haritasında kilo alıp vermemiz, doğurganlığımız, duygusallık, hayata ait, duyguya ait her şeyle ilişkili olduğundan üçünü birlikte okumalıyız. Ben biraz da bu popüler kültürün yansımasıyla yükselen burçla ilgili siz sormadan meraklarınızı gidereyim. 30 yaşından sonra yükselen burcun etkisine girmiyoruz. Bunun hiçbir bilimsel dayanağı yok.
doğduğunuz andan son nefesi verdiğiniz ana kadar doğu ufkunda yükselen o burç bizim fiziksel özelliklerimiz. İnsanlar üzerinde bıraktığımız ilk izlenim. Şöyle düşünün, hani insanların güneş burcunun yükselen burcuyla aynı değilse algılayamazsınız. Mesela ben boğa burcuyum, güneşim boğada. Ayım yükselenim aslanda, venüsüm aslanda. Aslan özellikleri haritamda çok daha baskın bir karakter. Ama güneşim boğada. Sabırlı olmam, araştırmacı tarafım güneş burcundan kaynaklı ama diğer planetlerin aslanda olması beni daha fazla bilgiye açtı, insanlarla özellikle sizin gibi genç arkadaşlarımızla bir arada olup paylaşımcı yönümü tetikliyor. Bunun altına çizelim ve üçünü biliyorsanız mutlaka üçünü birden okuyacaksınız. Daha önemli veya daha az önemsiz değildir. Daima günlük, haftalık, aylık gökyüzü enerjilerini takip ederken sizlere tavsiyem doğum saatinizi biliyorsanız tabii ki yükselen ve ay burcunuzu öğrenebilirsiniz. Mesela çoğunuz 8.30-9 arası doğdum diyor. 8.30-9 arasında yükselen burcunuzu öğrenmeniz oldukça güç. Rektifikasyon dediğimiz doğrulama çalışması yapılmadan kişinin dakikası dakikasına doğum saati bilinmeden yükselen burcunu öğrenmesi mümkün değil. Ay burcunuzu doğduğunuz güne göre öğrenebilirsiniz ama 0 ile 30 derece arasında gezegenler yerleştiğinden oradaki 1 derecelik sapma bambaşka bir haritayla karşı karşıya kalmanıza sebebiyet verir. Bizim Türk kültüründeki astrolojiden bahsetmek istiyorum size. Ben Türk kültürü ve Türk İslam kültürü araştırmacısı, yazma eserler uzmanıyım. Bundan bir önceki kitabım Türk Medeniyetlerinde Astronomiye, Astroloji ve Müneccim Başılık Tarihi üzerine yaklaşık 1350 küsur Arapça Farsça yazma eseri inceleyip siz değerli okurlarımla paylaştım. Dünyadaki ilk astroloji okulu Mektebi Fenni İlmi Nücum 16. yüzyılda İstanbul'da Gıyasettin Cemşit tarafından kurulmuş. Aynı dönem oradan büyük dedem Ali Kuşçular, Ömer Hayyamlar, matematiğin atası sıfırı bulan Harezmiler, astronom ve astrolog olarak, yani o dönemdeki adıyla müneccimbaşı olarak silahtaraya bağlı devlet töreniyle hilat giydirilerek, hilat giydirilmesi de bizim kültürümüzde önemli devlet adamlarının makama getirilişinde sultan tarafından giydirilip atamasının yapılması anlamına gelmekte. Müneccim başılığın da o dönemde farklı uzmanlık alanlarına göre 4 mertebesi vardı. Mesela sizlere astroloji sistemlerinden de bahsedeceğim. Ben 4 alanında uzmanım astrolojinin. Batı astrolojisi sizlerin daha çok bildiği sistemdir. Güneş zamanlıdır, tropikal zodyak kullanır. Bizim kim olduğumuz, hayırlı zamanın belirlenmesi, zayıf yönlerimiz, geliştirmemiz gereken alanlar, sağlığımızla ilgili konularda Hipokrat'ın da medikal astrolojide kullandığı astroloji sistemidir. Çin astrolojisi ise her yıl bir burçtan oluşan, ki pek çoğunuz okuyorsanız biliyorsunuzdur, bu yıl Kaplan yılındayız. Göksel saplar olarak adlandırılan, kullanılan sembollerin ve finansal konularda yatırım planlarımızı yıl içerisinde hangi dönemde neye, ne şekilde yapmamız gerektiği konusunda bize rehberlik eder. Vedik astroloji de Hint astrolojisi aslında astrolojinin ana vatanıdır. Ve bizim Mektebi Fenni İlmi Nücum okulumuz kurulduğunda silahtaraya bağlı sultan tarafından, padişah tarafından ödenekle Hindistan'da eğitimini aldıktan sonra branşlarına göre 4 mertebe atama yapılarak ekip başlarıyla birlikte göreve getirilirdi astrologlar. Şimdi bir de astrolojiye inanıyorum, inanmıyorum meselesi var. Tabii sıfırı bulan Harezmi, Pers kralı İskender'in haritasını çıkartıp tarihe yön veren Gıyasettin Cemşit, Ömer Hayyam, birbirinden değerli alimlerin canları sıkıldığı için gökyüzüne bakmadılar. Biz Osmanlı dönemine geldiğimizde Osmanlı padişahları biliyorsunuz aynı zamanda İslam halifesiydi. Onlar dini anlamak, aktarmakla görevli en yüce makamdaki kişilerdi.
Nasıl ki hekim başları eğitim aldıktan sonra göreve atanıyorsa, astrologlar da bugün benim burcumu ne bekliyor diye padişaha görevleri bunu anlatmak değildi. Savaş zamanları, zelzele, doğa olayları, ki biz buna bugün astrokartografi diyoruz. Önemli atamalar, kararlar alınırken, Ramazan'ın belirlenmesi, önemli gün ve tarihlerde halka yapılan açıklamalarda, ekim biçmeden tutun da hayati olarak önem taşıyan konularda rasat dedikleri gözlemleri gerçekleştirip, yani astrolojinin anası astronomi, astronomik olarak gezegen enerjilerinin hesaplanmasına rasat denir. Bunun yorumlanmasına da astrolojidir. Göreve getirilirdi. Demek istediğim o ki falcılık, büyücülük tüm dinlerde ve İslam'da yasaklanmıştır. Yasaklanmış bir şeyin göreve getirilmesi, hatta okulun kurulması mümkün değildir. Siz değerli genç kardeşlerimizden özellikle bunu bekliyorum. Okuyun, araştırın. Bilgi sahibi olmadan fikir yürütmek mümkün değil çünkü. Göreve getirilip silahtaraya bağlı olarak görev yapmış bu insanlar bugün hepinizin yakından bildiği Kandilli Rasat Hanesi. Şu anda biliyorsunuz depremlerle ilgili konularda bize rehberlik ediyor. Rasathane ne demektir? Yıldız gözlem evi demektir. Fakat 19. yüzyılda Mektebi Fenni İlmi Nücum birbirinden değerli astronom ve astrologları İlmi Felek ve İlmi Nücum astronom ve astroloji anlamına gelmektedir Arapça. Kapandıktan sonra gerçek bir astroloğun yetişmemesi, Büyük İskenderiye Kütüphanesi'nin yanmasıyla birlikte ve Sultan Vahdettin tarafından yazma eserlere gereken değer ve önemlerin verilmemesi, konumuz Vahdettin olmadığı için Vahdettin'e çok girmek istemiyorum. Bizdeki eserlerin Büyük Britanya'ya gitmesi ve astrolojinin, astronominin o dönemde gelişip bizim sınıfta kalmamız ve rasathanenin de maalesef gerçek bir astroloğun yetişmemesi ve bu anlamda bir yapılanmanın eğitim kurumlarında, Türkiye'de kurs vermekte veya eğitim programları içerisinde sertifikalandırmak da astrolog olunabilmesi mümkün değildir. 4 yıllık üniversitesinde uzmanlıklara ayrılır. Aynı tıp gibi Batı astrolojisi, Çin astrolojisi, medikal astroloji, Vedik astroloji ki Vedik astrolojiden bahsediyordum az önce. Sideral zodyağı kullanan hayat amacımızı, büyük gezegen geçişlerini, hayatımız içerisinde yolculuğumuzda doğru seçimler yapıp yeteneklerimizi hangi noktada göstermemiz gerektiğini bize ışık tutan sistem. Astrolojide hiçbir zaman dayatma yoktur. Biz Yüce Yaradan'ın seçme hakkı olan, iradesi olan varlıklarıyız bu dünya aleminde. Bilgiyi öğreniriz. Şöyle düşünün, meteoroloji bize yağmur yağacak diyor, sağanak var diyor. İster şemsiyeni alırsın hür iradenle, ıslanmazsın veya aman yağacak mı yağmayacak mı ben içimden geldiği gibi davranacağım der. Sırılsıklam olduğunda da suçlayacak kişinin, mekanizmanın meteoroloji olmayacağının idrakine varırsın. Astroloji de böyledir. Mesela hepiniz iletişimin gezegeni Merkür'ün retroda olduğunda korkuyorsunuzdur. Çünkü adı üstünde iletişim, kekemelik, okur, yazarlık, konuşma, iletişime ait her şey Merkür'ün yönetimi altında. Ben gezegenleri Yüce Allah'ın askerleri olarak adlandırıyorum. Her gezegen yaşamsal bir alanla ilişkilidir. Bedende bir organla ilişkilidir. Mesela Hipokrat, tıbbın babası, Fransa'daki tıp fakültesinin adını da hep unutuyorum, internete girdiğinizde bulursunuz. Astroloji bilmeyen hekimin kendine hekim deme hakkı yoktur der. Dolunaylarda yapılan ameliyatlar ve tedavilerde kanamalar ve komplikasyonlar artarken, yeni ay özellikle boğadayken, terazideyken, aslandayken gerçekleştiğinde, buna tıbbi ve estetik müdahaleler de dahil, daha olumlu sonuçlar, komplikasyonların olmaması, iyileşme sürecinin kolay olması gibi noktalarda bize rehberlik eder. Benim herkese tavsiyem, tüm programlarımda, kitaplarımda da bunu ifade ediyorum. Hayatınızda bir kez de olsa gerçek bir uzmandan doğum haritanızı çıkartın. Kim olduğunuzu, hayat amacınızı, atalarınızdan size yansıyan
pozitif ve negatif yönleri öğrenerek ilerleyin. Çünkü astroloji 12 burçtan ibaret. Bugün ne giysem, sevgilimle barışacak mıyım? Merkür retroda, elektronik eşyalarım bozulacak mı? Eski eşim veya sevgilim mesaj atıp geri dönecek mi? İbaret değil. Böyle olsaydı Galileo'lar. Galileo'nun nasıl öldürüldüğünü biliyor musunuz pek çoğunuz? Bugün dünya yuvarlaktır diyen Galileo'nun tezi kabul oldu değil mi? Her yerde ona ilk teleskopu yıldığı için minnetle, saygıyla tüm dünyada astronomi ve astroloji kurumlarında saygı ve minnetle anılırken dünya bir öküzün başındaki tepside gider, dünya düzdür diyenler tarafından çok acı ve trajedik bir sonla ölümüne neden olundu. Ben bilime, ilime aksi ispatlanıncaya kadar inananlardanım. Çünkü bugünkü bilime savunduğu için o dönemde Engizisyon mahkemelerinde birbirinden değerli bilginler katledildi. Bunları unutmamamız lazım. Teleskop olmasaydı gözlem yapamazdık. Yeni ay dolunay fazları. Yeni aylar daima yeni başlangıçlar, dolunay daima stresli ve gergin enerjilerle karşı karşıya kaldığımız anlamına gelmiyor. Mutlaka sizlere önerim, doğduğunuz anda girin astrodeha.com'a ücretsiz bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ay burcunuzu öğrenin. Yeni ay fazında mı doğdunuz, dolunay fazında mı doğdunuz? Dün 110 yılın en önemli ay tutulmalarından biri gerçekleşti. Kanlı ay tutulması diyoruz biz buna. Kanlı ay tutulmasını dememizdeki sebep de astronomik olarak atmosferin yansımasıyla ve sabit yıldızların yerleşimiyle ay gözlemlendiğinde kırmızı bir hal aldı. Türkiye'den gözlemlenebilen bir tutulma değildi. Astroloji ve astronomideki en önemli gezegen etkileri ay ve güneş tutulmalarıdır. Hayatımızda bir döngünün bitip yeni bir döngünün başlaması anlamına gelir ki bu tutulmalar 6 ve 12 ay bizleri etkileyecek. Yani tutulma dün oldu bitti. Bugün hayatımızda hiçbir şey hissetmiyoruz gibi değil. Tutulma doğum haritası dediğimiz, evler dediğimiz noktada 1'den 12'ye kadar 30 derecelik evler vardır. Eski alimler buna çarkı felek adını vermişler. Ve her feleğin, yani her gezegenin, Arapça adıyla felek, temsil ettiği bir konu vardır. Ay tutulması doğum haritalarınızda hangi evde gerçekleştiyse o evle ilgili alanlarda tamamlamanız, bitirmeniz, farkındalık kazanmanız gereken enerjilerle karşı karşıya serdiğimiz. Muhyiddin İbni Arabi ise ayna metaforu da çok güzel tanımlamış yazma eserlerde. Çünkü astroloji benzerlik yasasından faydalanır. Sadece Satürn'ün geçişini bile üstünlüklerle 287 yıl gözlemlemişler. O yüzden gerçekten kendimizi daha iyi tanımak, hayırlı zamanın belirlenmesine kullanmak çok önemli. Eminim ki pek çoğunuz çok zorlu sınavlara girdiniz. Hayatınızda önemli kararlar verdiniz. Her şey yolunda gibi gözüküyordu ama bir arpa boyu yol alamadınız. Türk kültüründeki eşref saat, eşref zaman işte bu noktada devreye giriyor. Yaşam kalitenizi arttırmak için gökyüzü enerjilerinden mahrum kalmamak lazım. Arabi bu tutulmayla ayna metaforunu şöyle betimliyor. Aynayı önce kendinizde tutun. Çünkü biz kendimizi sevmiyoruz. Sürekli başkalarıyla kıyaslıyoruz, sürekli başkalarıyla sınanıyoruz veya birileri bizi başkalarına benzetmeye, kategorize etmeye çalışıyor. Bu tutulmayla birlikte aynayı önce kalbimize çevirmemiz gerektiği vurgusu var Üstad Arabi tarafından. İnsanları diline, dinine, inancına, şekline, şemaline göre kategorize etmeyin. Kim can yakıp birinin kalbini kırdıysa, onun gönül mabedini yaraladıysa, bu tutulma enerjisinin derecesiyle cehennem ateşinin yeryüzünde onu bulacağını Füsusül Hikam kitabındaki yazma eserinde paylaşmış bizlerle. Ben bunun üzerine saatlerce konuşabilirim. Yani kısacası gökyüzünün adalet kılıcı yeryüzüne indi. Hepimiz emeklerimizin veya yaptığımız yanlışların karşılığını aldığımız bir çağın bitip yeni bir çağın başladığı bir döngüdeyiz. Efendim sizlerden mesela soruları almak isterim ama gelen yoğun sorulara göre genel anlamda ben cevap vereceğim. Ben Koç burcuyum, sevgilim Boğa burcu, anlaşabilir miyiz? Astrolojide böyle bir şey yok. Senin doğum haritanda ayının yerleşimi, Venüs'ün yerleşimi, onun Mars'ı, onun Güneş'i,
onun haritasındaki diğer etkenlerle uyumluysa bu ilişki devam edilebilir. Her iki taraf için de sevgi ve güven dolu olabilir. Bunu yapmak için de sinasi analizinin yapılması gerekli. Eşleşim dediğimiz analiz olmadan güneş burcuna göre şu burç iyidir, bu burç kötüdür. Mesela ben uzman bir astrolog olarak hiç cevap vermem okurlardan böyle şeyler geldiğinde. Akrepler dünyanın en bencil insanlarıdır, çok kıskançtır. Neye göre, kime göre? Ben bugüne kadar yaklaşık 350 bin doğum haritası analizi yapmış biri olarak 12 evde yerleşmiş 10 gezegen ve 12 burç varken bir böyle bir yorumda, böyle bir kanaatte bulunamıyorum. Hayatınıza giren en fazla 15-20 akrep veya ikizler burcu olsun. Bu tarz şeylerde ithamda bulunmak yerine bence kendimizi tanıyıp bu insanlarla hayatımıza giren ve hayatımıza çıkan olumlu veya olumsuz enerjiler kadar herkesin mutlaka ki doğum haritamızda etkileşimi vardır. Ama bunun sürekli olup olmayacağı, geliştirmemiz gereken yönler ve zaafların belirlenmesi için bunun televizyon programlarında, konferanslarda yapılması mümkün değil. Çünkü doğum haritanız incelendiğinde eşcinsel misin, heteroseksüel misin, matematiksel zekan mı yüksek, analitik zekan mı güçlü, görsel zekanla mı daha etkin bir noktaya varabileceğini ortaya koyan muhteşem bir portre. Nasıl ki doktorla hasta arasında bir mahremiyet varsa, astrolog ve danışanı arasında da bu mahremiyet vardır. Bir doğum haritası analizinin yapılması için kişiyle baş başa kalınması, doğum günü ve saatinin dakikası da bilinmesi yaklaşık 1-1,5 saatlik bir zamanı gerektirir. Eğlenmek istiyorsanız yine burcunuzu dinleyin ama hangi dekanında olmaya doğduğunuzu, ay burcunuzu, yükselen burcunuzu öğrenip gökyüzü enerjilerinden daha faydalı faydalanmaya gayret gösterin. Bir de retrolar var tabii. Hiçbir gezegen geri hareketli olmaz. Ekliptik düzende bir gezegenin geri gitmesi demek yeryüzünde taş üstünde taş kalmaması anlamına gelir. Bakın yukarıdaki her şey aşağıdakiyle bağlantılıdır. Güneş bile yazın teninizin rengini değiştiriyorsa o ışık hızında ilerleyen gezegenlerin yeryüzü aleminde bizi etkilememesi diye bir şey söz konusu bile değildir. Bu tüm fizik teorilerin ortaya koyduğu her şeyi reddetmek demektir. Bir de Kepler'i araştırmanızı rica edeceğim. Astronominin 7 yasasının mücidi ve gelmiş geçmiş dünya genelindeki en büyük astrologlardan biri. Şimdi biz onun astronom kimliğini ön plana alıp astrolog kimliğini yok sayamayız. Tüm dünyadaki saygın astronomi ve astroloji üniversitelerine Kepler'in adının verilmesi onun astronom ve astrolog kimliğindendir. Retro dediğimiz şey Yunanca bir manadan gelir. Geri gitmek, gradi. Gözlemlediğimiz zaman gezegen durağanlaşır ve bunu teleskopla izlediğinizde geri gidiyormuş izlenimi verir. Gezegen astrolojik tabiriyle retroda olduğunda ki Merkür retrosu korkulacak bir şey değildir. Gökyüzün bize dur, düşün, her şeyi söyleme, iletişimle ilgili konularda eline, beline, diline sahip çık dediği bir döngü aslında. Yılda 3 kez retroda, durağan seyrinde olur. Bu retroları öğrendiğiniz zaman yeni kararlar verirken gözden geçirmelerde bulunmak, daha radikal ve keskin çıkışlar içerisinde bulunmamak önemli. Ay ve güneş tutulmaları da bir döngünün bitişi, bu bizim ailevi problemlerimiz, finansal konular, eşsel hayatımızdaki zorluklar da olabilir. Gökyüzü mesajlarını doğru algılamamız gerekli diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Varsa sorunuz dinleyin. Öncelikle hoş geldiniz. Çok hoş bulduk. Var olun. Ben yapısal olarak çok tez canlı bir insanım. Mayıs doğumluyum. Boğa burcuyum. Yükselim bildiğim kadarıyla akrep olmayı sormak istediğim şey şu. Hayatımla ilgili yapmam gereken her şeye çok geç kalmış bir insanım. Tam tersi deprem bir iş. Yani ben tez canlıyım ama evren bana çok geç sürüyor. Ben çabalayan bir insanım. Bu retro ile artık hani bu
değişiklik gidecek de her şey benim önüme mi gelecek artık? Evren sunacak mı? Hani dediniz de yeni bir döngü başlıyor, yenisi bitiyor, şey istiyor. Bundan sonra bu kadar çabalamadan bir şeyler de ileride gidip sormak istedim. Ben size bir ayetle cevap vermek istiyorum. Ne diyor İsra suresinde sırrın sahibi? Biz herkesin kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Emek çabaya aşık. Emek vermekten vazgeçmeyeceğiz. Ama size tavsiyem mutlaka lütfen haritanızda ay burcunuz nerede yerleşmiş? Ve bunu paylaşayım sizlerle kodlayarak. Ücretsiz bir şekilde doğum haritanızı tabii ki okuyamazsınız. Bunu bir uzman gerektirir. Ama gezegenlerinizin nerede yerleştiğini www.adana-lüleburgaz-ordu-bursa-edirne.com doğum saatinizi biliyorsanız gezegen yerleşkelerinizi lütfen girip görün. Retro'da, R'li ifade edilen durağan gezegen yerleşkeleriniz nerede? Gökyüzü size nerede dur diyor mesajını algılayın. Ama genel anlamda bu tutulma adalet kılıcının yeryüzüne indiği, emek verdiğimiz, yok sayıldığımız ama madden, ama manen, ama duygusal olarak imkan olduğumuz noktada zümrüdü anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğacağımız enerjileri getiriyor. Ama sakın vazgeçmek yok. Öyle çok yiyerek zayıf kalmak, ben aynı zamanda lisanslı boksörüm. İnceliğim oradan geliyor. Çok da yoğunum, araştırıyorum. Öğretim üyesiyim. Derslerim var, danışmanlıklarım var. Pazartesi başlayıp salı diyetimi bozmuyorum. Zamansızlıkla zaman yaratmak mümkün. Çünkü kaybedeceğimiz tek yarış zamanla olan. Kendimizi sevmemiz gerekli. İnançlarımıza, bizi biz yapan değerlere odaklanmamız gerekli ki bu tutulma enerjisini doğru değerlendirelim. Varsa sorularınızı alayım. Ben şey sormak istiyorum, boş evleri sormak istiyorum. Hani gezegen yerleşim oluyor ya evlerde. Sesinizi tam duyamıyorum, biraz daha yakın tutarım. Evlerde gezegen yerleşim oluyor, mesela boş evler var. Onları evet. Kendimizce nasıl az çok hani bakabiliriz? Bir kere sakın yanlış anlamayın, ben bilmediğinin, bildiklerinin yanında büyük bir okyanus olduğum idrakinde bir gökyüzü rehberiyim. Öğrenmeye odaklı bir ruh olarak kendi kendinize doğum haritanızı yorumlamaya kalkmayın. Altıncı evde gördüğünüz bir Plüton, hatta evleri biraz bahsedeyim size. Birinci ev yükselen burç, fiziksel özelliklerimiz, sağlığımız. İkinci ev maddi gelir kaynaklarımız. Üçüncü ev iletişim, kardeşlerle ilgili konular. Dördüncü ev aile, kök, atalarımız. Hayatımızın ilk 20 yılında atalarımızdan bize yansıyan enerjiler. Beşinci ev aşk hayatımız, çocuk sahibi olup olamayacağımız, çocuğumuzun cinsiyetiyle ilgili noktalar. Altıncı ev günlük işler, sağlık ve aynı zamanda ev hayvanları. Yedinci ev evlilik, ortaklıklar, hukuksal konular. Sekizinci ev ruhsal anlamda bitiş ve dirilişlerimiz. Dokuzuncu ev felsefe, eğitsel konular, yurt dışı ile bağlantılı konular ve yabancılarla ilişkilerimiz. Onuncu ev kariyeri temsil eder. Kariyerimizin nerede parlayacağı onuncu evdeki gezegen yerleşimlerinin önemli ipuçlarıyla belirleyicidir. On birinci ev sosyal statümüz, kendimizi nasıl ifade ettiğimiz. On ikinci evde içimizde bir çocuk vardır ya, kimimiz çocukluktan yaralıyızdır, kendimize dahi itiraf edemeyiz. Gizli benliğimiz, gizli ve açık düşmanlıkları gösteren ruh evidir. Bir evin boş olması demek, diğer gezegenlerin yaptığı açılardan mahrum kalması anlamına gelmez. Doğum haritanıza bakarken bunu eğitim olarak da alıyorsanız, haritada tek bir gezegene bakarak karar vermemelisiniz. Yoksa sağlık evinizde göreceğiniz 6. evde sert yerleşmiş bir Plüton veya Satürn varsa hayatımı kaybedeceğim diye psikolojinizi alt üst edebilirsiniz. Aynı bu bir doktora gidip sosyal medya üzerinden benim sağ tarafımda bir ağrı var, teşhis koyabilir misin demek de aynıdır. Bunun yapılması mümkün mü değil. Röntgenin çekilecek, MR'ın çekilecek, tahlillerin yapılacak ki doğum haritasını oluşturan şey de enlem boylamın dakikası dakikasına doğum bilgilerinin olması.
ve o açıları doğru okuyabilmek. Bakın ben hep bunu söylüyorum. Bizler gerçekten toplum olarak son 50 yılda bilmediğimiz her konuda maalesef ahkam kesiyoruz. Boş evler korkulacak manasına da gelmiyor. O evin temsil ettiği gezegene bak. Satürn mü gelmiş? Mars mı temsil ediyor? Çünkü her burcu, mesela Koç burcunun Mars'a bakacak. Yönetici gezegeni Mars. Boğa Venüs'e, İkizler Merkür'e, Yengeç Ay'a, Aslan Güneş'e, Başak Merkür'e, Terazi Venüs'e, Akrep Plüto ve Mars'a, Yay Jüpiter'e, Oğlak Satürn'e, Kova Uranüs ve Satürn'e, Balık Neptün ve Jüpiter'e bakacak. Çünkü gündüz ve gece doğumuna göre özellikle Akrep ve Balık iki yönetici gezegeni var. Hangisi, işte bunu söyledim konuşmaya başlarken de, doğduğunuz gün çok önemli. İlk ondalıkta mısın, ikinci ondalıkta mısın, üçüncü ondalıkta mısın? Bu çok önemli. Çünkü bir gezegen mesela retro biterken, Merkür retrosundayız şimdi, tutulmaya da eşlik etti. Özellikle 28 Mayıs 5 Haziran tarihlerinde yanlış anlamalar, gerginlikler, huzursuzluklar, canım dediğinde canın çıksınlar en yukarı noktaya geçebilir. Retro tamamlanıp gezegen normal seyrine geçerken en kuvvetli titreşimlerini yeryüzüne yansıtır çünkü. Ama Merkür retrosunda evlenmeyin. Ya estetik yaptıracağım, önemli bir ameliyatım var. Böyle bir şey yok. Genelleme yapılamaz. Genellemelerden çıktığınız anda zaten yükselen ve ay burcunuzu takip ettiğinizde astroloji yaşamınızı aydınlatan bir pusulası gibi işlemeye başlıyor. Niçin hayırlı zamanı öğrenmeyelim? Hayırlı bir zamanda başlanılan iş diğer zamanlara göre çok daha kolay ilerler. İstediğimiz hedef ve başarıyı yakalamamız kolaydır. Mesela dolunay fazlarında diyete mi başlamak istiyorsunuz? Bedenin yağ yakımının en yüksek olduğu faz dolunay ateş grupları olan Koç, Aslan ve Yay burcunun ilk derecesi, yani 0 ile 10 derece arasında gerçekleşti. Dolunay'ın takip eden 3 gün sonra diyete başladığınızda yağ yakımı kolaylaşacaktır. Tabi mutlaka uzman bir diyetisyene ve sporsuz ben inanmıyorum kilo verilebileceğine. Mutlaka her bedenin yatkın olduğu, ilgi duyduğu sporla ilgilenmesi gerekli. Ne demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk? Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Dolunay ateş gruplarında olduğunda diyete başlayıp test edin bunu. 3 gün sonrasında. O her zaman başlayıp 1 gram veremediğiniz şeylerde olumlu sonuçlar alırsınız. Biz medikal astrolojiyi de Profesör Mustafa Özcan Soylu, Doçent Suat Acar'la birlikte Hacettepe'de, Cerrahpaşa'da ders olarak veriyoruz. Yine çok değerli abim Doktor Ender Saraç da hastalarının diyete başlaması için uygun zaman fazlarının belirlenmesinde gökyüzü enerjilerinden faydalanıp çok da olumlu sonuçlar alıyoruz. Bakın ben diş tedavisi gördüm bundan 6 sene önce. Yanlış bir diş tedavisinde Mars büyük periyodunda 24 kilo aldım. Bir kızım var benim, hamilelik sürecimde almadığım kiloyu aldım. Ve o süreçte gökyüzü beni desteklemediği için 3 yıl beklemek zorunda kaldım. Ve 3 yıl sonra boksa başlayıp doğru beslenme, ayurvedik beslenme, o başlı başına astrolojinin farklı bir alanıdır. Yaklaşık 4,5 ayın içerisinde 24 kiloyu verdim ve şu andaki kiloma ulaştım ve senelerdir de bu kilodayım. Varsa sorularınızı dinliyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Göklerle izlediğiniz için.